Türkiye'de yapabilip Almanya'da yapamayacağınız bazı şeyler. Burada arkadaşlar yeni aldığınız bir şeyle hava atamıyorsunuz. Yani gitmişsiniz iPhone 15 Pro Max almışsınız. Kimseye hava atamıyorsunuz abi. Hava atabileceğiniz kimse yok. Herkes diyor ee ne yapayım. Gidiyorsun böyle 15 bin euroya 20 bin euroya araba alıyorsun ama hava atabilecek kimsen yok. E o zaman ne anladık bu kadar lüksü bu kadar para harcamayı. Yani nasıl yani ben hava atamayacak mıyım kardeşim. Başka bir örnek arkadaşlar Türkiye'de 10 senelik bir arabayı bile alsanız o arabayı alıp sattıktan sonra bir şekilde kar edersiniz. Hatta dolar bazında kar edersiniz ama Almanya'da bu pek mümkün değil. Yani Almanya'da bir araba aldığınız zaman onun masrafı, zart surtu, vergisi falan filanı derken bir de sattığınız zaman böyle üstünde herhangi bir kar yapabilmiş olmuyorsunuz. Evet yine burada da böyle ufak bir enflasyon var arabalarda ama gerçekten bir arabayı yatırım harici olarak kullanabilmek burada gerçekten çok zor. Üçüncü olay arkadaşlar Türkiye'de böyle yol sormak için bile birinin omuzuna dokunabilirsiniz. Bir şekilde dokunabilirsiniz. Uyarmak için de dokunabilirsiniz. Burada öyle değil. Burada mesela bir çocuk yere düşse bile sen ona dokunamazsın. Öncelikle sorman gerekiyor. Sana dokunabilir miyim? Seni kaldırabilir miyim? Sana yardımcı olabilir miyim? diye öncelikle sorman gerekiyor. Onun dışında böyle insanlara dokunmak burada çok anormal karşılanan bir şey. Onun dışında arkadaşlar biz Türkiye'de paso maaş konuşuruz. Yani yeni tanıştığımız bir insana bile direkt olarak maaşın ne kadar diye sorabiliriz. Ama Almanya'da bu maaş konusu birazcık tabu arkadaşlar ve kimse böyle kimseye maaşını pek fazla sormaz ve söylemek de istemezler arkadaşlar. Maaş konusu burada tabu.